Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nesrin Hanımcığım, bugün yaşam koçu nedir? Tabii ki genel geçer tanımını yapacağız ama en çok ne değildir'den aslında bahsetmek istiyorum. Önemli. Bugünkü konuğumuz yaşam koçu Elif Yıldırım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle zarif davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni onurlandırdınız. Çok keyifle geldim. Misafirperverleriniz için de gerçekten minnettarım. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Biz de çok memnun olduk sizi ağırlamaktan. Acaba biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? 1972 Bursa doğumluyum. 3 çocuk annesiyim. Biliyorsunuz insanların hayatlarında hayata atılmayı başaracakları bir 20 sene geçiyor. İlkokul, ortaokul, lise, evet, üniversite. Bir hazırlık dönemi. Hep. Bir hazırlık eğitim dönemi. Hayatımın en verimli 20 yılını çeşitli sektörlerde geçirdim. Kurumsal firmalarda pazarlama müdürlüğü yaptım. 8,5 yıl. Onun haricinde hepsine selam olsun. Güzel kurumsal reklam ajanslarında proje müdürlüğü yaptım. Sonra talihsiz bir rahatsızlıkla başka alanlarda kendime nasıl katkı olabilirim diye bir yolculuk başladı. Öğrenmenin de sonu yok biliyorsunuz. Kesinlikle. Eğitim hayat boyu olmalı. Aynen öyle. Hayat boyu öğrenme felsefesiyle öğrendim, uyguladım, baktım ki iyileşiyorum, daha iyi oluyorum, daha iyi oluyorum. Ne güzel. Sonra da dedim ki ben artık işin biraz daha ticari boyutundan ruhsal boyutuna insanların aslında çok zor diye kalıpları olan konuların ne kadar basit olduğunu gösterebilirim diyerek yola çıktım. Gerekli eğitimleri aldım. Yaklaşık 15 yılımı aldı. Bütün bunlar benim ve şu anda yaşam koçu ve kişisel gelişim uzmanı olarak hizmet veriyorum. Çok güzel. Peki işiniz hakkında daha detaylı bilgi verir misiniz? Yaşam koçluğu nedir, ne değildir? Yaşam koçluğu belirlenen hedef konulara danışanı kendi çözümlerini üretmesine yardımcı olarak götüren bir tür danışmanlık hizmetidir. Ne değildir? Yaşam koçluğu akıl hocalığı değildir. Evet. Yaşam koçluğu danışanın tüm ruhsal problemlerini çözmekle yükümlü olan bir psikolog anlayışıyla ya da psikiyatr anlayışıyla yaklaşan bir meslek dalı değildir. Yaşam koçluğu size sonuç vaat edemez çünkü siz kendi sonucunuza, kendi çözümlerinizle gidersiniz. Yaşam koçu o çözümleri bulmanızda size yardımcı olur. Çok güzel. Genellikle danışanlarınızdan gelen talepler, başvurular hangi yöndedir? Genellikle danışanlarımdan ilk önce herkes mucize istiyor. Evet, zaten varoluşunun mucize olduğunu farkında bile değil. Evet. Dolayısıyla bizler ilk önce zaten anne karnına düştüğü andan itibaren nasıl bir mucizenin içinde olduğunun farkındalığıyla seanslarımıza başlıyoruz. Ondan sonra da arkası geliyor. Ne güzel. Peki işinizin zor yanları, keyifli yanları nelerdir? İşimin zor yanı yok. Nesrin Hanım, yıllar önce kurumsal bir firmanın Marmara Bölge Müdürü'yken birçok ajandamı her yıl saklardım ben. Tutmuş olduğum bir ajanda geçti bir tarihte elime. Ve o ajandaya ben şöyle bir şey yazmışım. Demek ne kadar yorulmuşum. Bütün Marmara'yı geziyorum, dolaşıyorum. Bu arada da iki çocuk büyütmeye çalışıyorum. Çalışmadan para kazanmak istiyorum yazmışım. Ve tabii şu güne geldiğimizde hobiniz olursa zaten çalışmış gibi hissetmiyorsunuz. Ben çalışmadan para kazanıyorum, evet, diyorum. Ne güzel. Dolayısıyla sizi mutlu eden bir iş. Aynen öyle. Ne güzel. Bir de siz işinize nasıl bakarsanız işiniz size öyle bakıyor. Evet. Ben işime kolay diye bakıyorum. İşim de bana kolaylıkla geliyor. Ne güzel. Şahane. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Öğrenime, eğitime çok açık olmam en güçlü yönüm. İnsanları çok seviyor olmam en güçlü yönüm. Ne yaptığımı biliyor olmam en güçlü yönlerim. Harika. Ve bana çok şey kattılar. Ne güzel. Sizce başarı nedir? Başarı, vardığınız hedef sonuç değildir bana göre. Başarı, o hedefe göre doğru giden yolda yaşadığınız her şeydir.
Ne güzel o süreç değil mi? Aynen öyle. Verilen emek, zorlukları aşma, mücadele aynen, etme. Aynen öyle. Ne güzel. Sürecin kendisidir başarı. Evet. Çünkü hedeflediğiniz şey sonuç. Siz oraya gittikten sonra artık eskisi kadar değerli olmayabilir evet. sizin için. Ki öyle de olur. İnsanoğlu buraya varır, evet. başka bir hedef belirler değil mi? Unutur onu. Onu unutur başka bir yere. Yolculuk devam eder. Tabii. İşte bana göre başarı bu arada yaşananlardır. Evet. Peki sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım, şükürler olsun, tabii ki benim değil, Yaradan'ın sunduğu bir şey. 3 tane evlada bu yaşam yolculuğunda bu koşuşturma içerisinde neyse. Sahip olmuş olmam. Ve naçizane anne baba olmanın okulu yok tabii ama tabii. aklımızın erdiği kadar toplum için hayırlı bireyler yetiştirme çok yolundaki çabam benim en büyük başarım. Onun harici de benim en büyük başarım galiba hayatı ve dünyayı çok sevmem. Çok önemli bu sevgiye sahip olmak gerçekten. Birçok şeyi çözüyor sorunu. Aynen öyle. Yani. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok insanların hedeflerine ulaştıklarını görmek, insanların mutlu olduklarını görmek. İlk seansta lanet olsun bu dünyaya cümlesiyle başladığımız, evet. Sonrasında hayat iyi ki güzel. Varım evet. ne kadar güzel bir yaşamım Şahane. Bana dönen işte o dönüşüm evet. Ve bunda bir nebzecik bile olsa katkıda olduğumu hissetmek. Tabii, hayatlara dokunmak aynen ne kadar öyle. Önemli değil mi? Manevi aynen bir öyle. Tatmin de sağlıyor. Para ve başka şeylerle asla satın alınamayacak bir duygu. Ve şöyle diyorum insanlara tabii ki iş yapıyoruz, aile geçindiriyoruz. Evet. Ve bu bir alışveriş. Bu. Evet. Fakat yaptığınız şeyin karşılığı ve bedeli yok. O gerçekten kalpten gönülden büyük bir sevgi akışı ve biliyor musunuz kendisinin hiç sevmeyen insanlar bile sizden gelen o yoğun sevgiyi alıyorlar. Şahane. Onlara dokunmak gerçekten mutlu olmalarını sağlamak büyük mutluluk. Büyük çok mutluluk tebrikler. Gerçekten. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki var. Ben de bir zamanlar hayatın zor olduğunu düşünenlerdenim. Sonra öğrendim ki zorlaştırmazsam zor olmuyor. Dolayısıyla hepimiz zamanında profesyonellerden destek aldık. Lütfen hayatı zorlaştırmamak için, yolculuklarını çok sıkıcı hale getirmemek için, zaman kaybetmemek için. Dünyada eğer yaşamımız sınırlıysa zamanımız da sınırlı. Uzman yardımı almaya açık ve hevesli olsunlar. Evet. Bir an evvel biliyor musunuz benim şu anda yaş grubum çok düştü. 12 yaşında, 11 yaşında danışanlarım var. Evet. Bu danışanlarım benden destek alıp bizim çocukluğumuzda bize hiç sunulmamış bir bakış açısıyla bizim hiç yaşamadığımız şekilde mutlu bir hayat inşa edebiliyorlar kendilerine. Çok güzel bir imkan bu. Aynen bundan öyle. Faydalansınlar değil mi? Aynen öyle. Zaman zaman öğrenci kampanyaları yapıyorum sınav öncelerinde. İşte sınav kaygısı ve benzer sorunlarla alakalı. Böyle aktiviteleriniz var yine tabii zannediyorum ki var. Yakın. Ebeveyn zamanda. Ödemelerini katiyen kabul etmiyorum bu tarz zamanlarda. Onlar öğrenci harçlıklarından kendileri için bir adım atarak buna benim ihtiyacım var diyerek bana geliyorlar, beni buluyorlar. Çok güzel yol kat ettik, çok güzel şeyler başardık evet. beraber. Eylül ayında bir kampınız var galiba. Evet, Eylül ayında Bodrum'da, Yalıkavak Tilkicik Koyun'da, Highlight Otel'de 3 günlük hafta sonu şifa kamplarına başlıyoruz. Güzel, isteyen katılsın, size aynen ulaşsın. Aynen öyle, isteyen bu kamplara katılabilir. Orada işleyeceğimiz konular bu 3 günlük kamplarda sabahları su saatleriyle başlayacağız. Bu tam bir arınma kampı olacak. Neden arınıyoruz? Pis değiliz. Neden ruhumuz arınıyoruz? Arınsın, ruhumuz temizlensin. Temizlensin. Bizim tabii. zor olanlarımızı kolaya çevirebilelim. Bize güç gelen şeylerin aslında basit olduğunu idrak edebilelim diye. Evet. Birinci gün sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam bedensel sağlık üzerine çalışmalar yapacağız. İkinci gün
kök aile açılımı ve ilişkiler üzerine çalışmalar yapacağız. Üçüncü günde bolluk ve bereket üzerine çalışmalar yapacağız. Bir şeyi çok önemli vurgulamak istiyorum. Bolluk ve bereket sadece parayla ilişkili bir kavram değildir. Para zaten değişim enerjisidir. Sizin çok büyük imkanlarınız olabilir. Holding sahibi olabilirsiniz. Ama mutluluğunuz olmayabilir. Siz benim gibi senede iki kere tatil yapacak vaktiniz yoksa kıtlık bilinciyle yaşıyorsunuzdur. Doğru. Buna zaman ayıramıyorsanız ya da sağlık sorunlarınızla uğraşıyorsunuz, mutlu bir ilişkiniz yoksa ya da evladınızla problemler yaşıyorsanız. Bir şey yaşıyorsanız, ifade etmiyor o zaman o varlık. Aynen öyle. Kıtlık bilinci içerisindesinizdir ve biz göçer toplumlar genel olarak genellikle bilinç dışında bilmediğimiz bir yerde bu kıtlık bilincini taşıyoruz. Onun için çok önemli kamp bu. Toplu workshopları ben çok tavsiye ediyorum. Hem çok ekonomik oluyor, hem topluluk enerjisi orada birleştiği için çok da güzel sonuçlar alıyoruz. İzleyicilerimiz size ulaşsınlar. Lütfen. Harika. Bugünkü konuğumuz Yaşam Koçu Elif Yıldırım'dı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok kibarsınız. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.